Bu Sarcoptes scabii, yani uyuz paraziti. Bir çeşit mite ki bunlar Latince'de acari alt sınıfından hayvanlar olarak biliniyor. İşte bu nedenle dilimizde bu hayvanlara akarda deniyor. Ve dikkatle sayacak olursanız bunların 8 bacakları olduğunu görebilirsiniz. Yani insanlarda ve diğer birçok hayvanda uyuza neden olan bu parazit aslında bir böcek değil, bir araknit, yani bir örümcek cinsi. Unutmayın, böceklerin yetişkinlerinde 6, örümceklerin yetişkinlerinde 8 bacak bulunuyor. Bu sayede bu ikisini birbirinden ayırt edebilirsiniz. İşte bu parazit size bulaşacak olursa uyuz denen o meşhur hastalığa yakalanabilirsiniz. Ancak tıpkı SARS-CoV-2 isimli virüsün bulaştığı ilk birkaç günde kişiyi hasta edecek düzeye ulaşamaması gibi Sarcoptes mite'ı da vücudunuza değer değmez sizi hasta etmiyor. Kimi durumda 2 ila 6 hafta boyunca haberiniz bile olmuyor. Ama tıpkı Covid'de olduğu gibi uyuzda da henüz semptomlar belirmemişken paraziti başkalarına bulaştırabiliyorsunuz. İşte bu uyuz salgını bir kez başladı mı durdurmanın çok zor olmasının ana nedenlerinden biri. Ama tek neden bu değil. Diğerine geleceğiz. Sarcoptes scabii çok ufak bir parazit. Dişileri yaklaşık 0.4 milimetre uzunluğunda ve 0.3 milimetre genişliğinde. Yani ufacık hayvanlar. Erkekleri dişilerin yarısı kadar, daha bile ufak. Bunların vücudu ufacık kıllarla kaplı ve bu sayede derinize bir kez ulaştığında kolay kolay düşmüyor. Sıkı sıkıya yapışıyorlar. Ayrıca ön ayaklarında emici tüpler var ve bunlar sayesinde derinize daha da iyi tutunuyor. Bu parazitin dişileri size bulaştıktan bir süre sonra derinizi delerek tüneller kazmaya başlıyorlar. Tünel derken öyle bütün vücut boşluğunuzu deşen şeyler hayal etmeyin tabi. Derinizin en üst tabakası olan epidermisin, en dış katmanı olan stratum corneum tabakasına kazıyorlar bu tünelleri. Özellikle de geceleri hava karardıktan sonra bu kazı işlemine başlıyorlar ve bu nedenle geceleri deriniz çok daha fazla kaşınıyor. Sarcoptes dişileri vücudunuzda açtıkları bu tünellere 0.1 milimetrelik ufacık oval yumurtalar bırakıyorlar. Her bir dişi her bir gün 2-3 yumurta üretebiliyor ve bu yumurtalar 3-4 gün içinde çatlıyor. Dişiler ömürleri boyunca 30 civarında yumurtayı vücudunuza bırakabiliyorlar ve sonrasında kazdıkları tünelin dibinde ölüyorlar. Bu yumurtalardan çıkan 6 bacaklı larvalar o tünel boyunca yürüyerek yüzeye ulaşıyorlar ve kıl köklerinizde bir pupa içerisinde deri değiştirme sürecine giriyorlar. Bundan 3-4 gün kadar sonra 8 bacaklı bir nimfe dönüşüyorlar. Bu şekilde 2 kez daha deri değiştirme süreci yaşanıyor ve nihayet yetişkin mite'lar olarak üremeye hazır hale geliyorlar. Hatta erkek mite'lar bu deri değişim süreci sırasında gelişmekte olan dişileri buluyorlar ve onları pupa içinde döllüyorlar. Böylece dişi akarlar hayatta kalacakları 1-2 ay boyunca gebe geziyorlar. Sonra bu dişiler de derinizde uygun bir yer buluyorlar ve ilk fırsatta kendi tünellerini kazmaya başlıyorlar. İşte uyuza yakalanmış biri hemen tedavi görmezse genelde savunma sistemiyle mite'ın yayılma mücadelesi arasında bir dengeye kavuşuluyor. Bu denge halinde vücudunuzda herhangi bir anda 10-15 kadar akar bulunuyor. Yani uyuz olan birinin vücudu çok farklı noktalarda kaşınsa bile genelde üzerinde çok az sayıda mite bulunuyor. Ama işte o mite'lar özellikle bilek kıvrımlarında, parmak aralarında, diz ve dirsek kapaklarında, koltuk altlarında, kadınlarda meme uçlarında ve erkeklerde penis ve testisler etrafında bulunabildiği için son derece rahatsız edici ve bütün vücudu etkileyen bir kaşınma episoduna neden oluyorlar. Yetişkin insanlarda mite'lar genelde boyundan alt tarafı işgal ediyor. Daha küçük çocuklarda ise boynu ve kafayı da etkileyebiliyorlar ve müthiş kaşınmalara neden oluyorlar. Bu kaşınmaların kendisi de sorunlu çünkü deri yüzeyindeki tünelleri siz parmaklarınızla deştikçe hali hazırda derinizin üzerinde bulunan hastalık yapıcı Staphylococcus gibi bakteriler bu boşlukları dolduruyor ve ikincil iltihaplanmalara neden oluyor. Bunu Covid'de de gördük. SARS virüsü akciğerlerinizi harap ediyor, sonrasında buralara Streptococcus gibi zatüreye neden olan fırsatçı bakteriler yığılıyor ve hem viral yük hem bakteriyel yük dolayısıyla ölüme kadar giden süreç başlıyor. Yani çevremizde ve vücudumuzda her an var olan parazitlerle dengemizi korumak, onları çok iyi anlayıp bilimsel olarak araştırmak müthiş
iş önemli. Ha bu arada denge demişken, Covid'de de gördüğümüz gibi herkesin savunma sistemi eşit derecede güçlü değil. Mesela savunma sistemi baskılanmış kişiler, yaşlılar ve hali hazırda hasta olan kişiler mite'ların vücutlarına yayılmasına öyle kolay kolay engel olamıyorlar. Bu durumda kabuklu uyuz veya Norveç uyuzu olarak bilinen ürkütücü bir durum doğuyor. Bağışıklığı zayıf kişilerde sarkoptes paraziti vücutta kontrolsüz bir şekilde üreyebiliyor. Bu kişilerin vücudundaki mite popülasyonu öyle 10-15 bireyde kalmıyor. Kısa sürede 2 milyon gibi devasa sayılara ulaşıyor. Vücudunuzda bir anda 2 milyon parazit olduğunu bir düşünün. Bunlardaki kaşınmalar kontrol edilemez bir düzeye ulaştığından vücutlarında kabuklar oluşmaya başlıyor. Ayrıca bu en tehlikeli uyuz türü. Çünkü müthiş bir bulaşıcılığa neden oluyor. Yani tıpkı Covid gibi viral hastalıklarda süper bulaştırıcıların virüsü öyle 3-5 kişiye değil de onlarca kişiye bulaştırabilmesi gibi Norveç uyuzu da çok kısa sürede çok fazla kişiye uyuzu bulaştırabiliyor. Normalde uyuz Covid gibi aerosoller yani havadaki ufacık damlacıklar yoluyla bulaşan bir hastalık değil. Deri temasıyla bulaşıyor. Biriyle yan yana oturduğunuzda, seks yaparken, tokalaşırken ve bunun gibi işler yaparken bulaşabiliyor. Ve tahmin edebileceğiniz gibi bir kişiyle ne kadar uzun süre deri teması yaşarsanız bir mite'ın bir bedenden diğerine atlaması da o kadar kolay ve muhtemel oluyor. Buna bağlı olarak pandemi sırasında uyuz salgını da yaşandığına yönelik bazı haberler görebilirsiniz ama bunun pandemi ile nedensellik ilişkisini gösterebilen hiçbir çalışma yok. Türkiye'den yapılan Google arama trendlerine baktığımızda biri Aralık 2019'da yani pandemiden önce, diğeri ise son 4 ayda yaşanmış bir arama yoğunluğu var. Evet, hatta bazı bölgelerde uyuz vakalarında artış olduğunu gösteren bir iki makalede yayınlandı. Ancak bu çalışmalar Covid ile uyuz arasında bir nedensellik ilişkisi göstermiyor. Sadece belli pandemi önlemleriyle uyuz yayılımı arasında bir ilişki olabileceğini ileri sürüyor. Kaldı ki dünya genelinde uyuz vakalarında herhangi bir artış görmüyoruz. Ve hatta pandemi döneminde Türkiye'de uyuz sıklığında herhangi bir artış veya azalış yaşanmadığını gösteren bir çalışma da var. Dolayısıyla belli yerlerde yaşandığı düşünülen bu artış bir tesadüften ibaret olabilir. Veya tamamen alakasız üçüncü bir nedenden de kaynaklanıyor olabilir. Veya evet, belki ev içindeki temasların artmasından ötürü kısıtlı bir coğrafyada hane halkında uyuz bulaşı bir miktar artmış olabilir. Ne olursa olsun ve ne düzeyde yaşanırsa yaşansın, nasıl ki Covid'de maskelerle, sosyal mesafeyle veya aşılarla bu bulaş yolunun önünü kesmeye çalışıyoruz, uyuzda da amaç genelde kısa dönem karantina yoluyla deri temasını engellemek ve tabii ilaçla tedavi. Neyse ki tedaviye başlandığında gündelik yaşantınıza büyük oranda geri dönebiliyorsunuz. Çünkü kullanılan kremler genelde vücudunuzda uyuz popülasyonunu kontrol altında tutmaya yarıyor. Ama ne yazık ki ilacın da garantisi yok. Nasıl ki bakterilere karşı aldığımız antibiyotikleri doğru kullanmadığımızda vücudumuzdaki bakterileri tamamen öldürememiş oluyoruz ve arta kalan dirençli bakteriler hızla ürediği için bunlar da doğal seçilim yoluyla antibiyotik direnci evrimleşiyor. Mite'lara karşı kullandığımız ilaçlar da bu hayvanları %100 başarıyla öldüremediği için arta kalanlar daha çok üreyerek bu ilaçlara dirençli olarak evrimlerine devam ediyorlar. Dolayısıyla yine tıpkı antibiyotiklerde veya Covid'de varyantlara karşı geliştirilen aşılarda ve ilaçlarda olduğu gibi uyuzla mücadelede de sürekli yeni ilaçlar geliştirmek gerekiyor. Evrim her türlü çok acımasız bir rakip. Tedavinin etki düzeyini arttırmak için genelde temaslı herkesin aynı anda tedavi edilmesi gerekiyor. Çünkü mesela aynı evde kalan kişilerden birini tedavi edip diğerlerine etmezseniz parazit o diğerlerinde çoğalıp daha sonra tedavi ettiklerinize geri bulaşabiliyor. İşte bu da uyuzu kontrol altına almanın çok zor olmasının ikinci ve belki de en önemli nedeni. Tedavinin mutlak ve kapsamlı olması kimi zaman haftalarca ve aylarca sürmesi gerekiyor. Zaten bununla aynı nedenle Covid salgınında karantina öyle bir yerde uygulanıp diğer yerde uygulanmaması neredeyse tamamen işlevsizdi. Veya dünyanın bir kısmını veya bir ülkenin yarısını aşılayıp da geri kalanını aşılayamamak büyük bir kayıp. Çünkü mücadele ettiğiniz parazite evrimleşme fırsatı tanıyorsunuz demek. Unutmayın, evrimsel değişim her nesil atlandığında yaşanan bir şey. Nesil atlamak demek, üremek demek. Savaştığınız parazite üreme fırsatı verdiğiniz her sefer evrime karşı yeniliyorsunuz demektir. Şunu da söyleyeyim, uyuz birine dokundunuz diye illa hastalık size bulaşacak diye bir şey yok.
Ama risk de sıfır değil. Ve ne kadar uzun süre dokunursanız risk de o kadar artıyor. Bu arada dikkat edin, uyuz kimi zaman yüzeylerden de bulaşabiliyor. Özellikle de çarşaf, kıyafet, havlu gibi ortak kullanılabilen yüzeyler mite'ların bir kişiden diğerine geçmesini sağlayabiliyor. Hele ki Norveç uyuzu olan biri yüzeyler aracılığıyla çok daha fazla kişiye paraziti bulaştırabiliyor. Bu nedenle kendinizde ve sevdiklerinizde semptomlara dikkat edin. Eğer özellikle geceleri artan kaşıntınız varsa, vücudunuzda kızarıklıklar görüyorsanız, derinizde sivilce benzeri kaşıntılı kabarcıklar oluşuyorsa en kısa sürede bir dermatoloğa danışmanızı öneririm. Ayrıca uyuz teşhisi konulursa kıyafet ve havlu gibi eşyalarınızı paylaşmayın. Bunları vücudunuza temas ettirmeden bir yerlere asın. Unutmayın, uyuz üremek için insan vücuduna muhtaç bir hayvan. Bir insan vücuduna ulaşamazsa 2-3 gün gibi kısa bir süre içinde ölüp gidiyor. Ha bir de insan vücudu demişken şunu da unutmayın. Genelde kedi ve köpek gibi hayvanlar uyuzdan sorumlu tutulur ama bu büyük bir cehalet. Çünkü bu hayvanlara bulaşan ayrı akarsoyları bulunsa da bir kediyi veya bir köpeği enfekte eden uyuz alt türleri, hani evrimsel bir değişim falan yaşanmadığı sürece öyle kolay kolay insana bulaşamaz. Keza insan uyuzu da diğer hayvanlara bulaşamaz. Sadece şöyle bir şey var. Bazen bir hayvandan insana atlamayı beceren tekil mite'lar derinizde kaşıntıya neden olabilir ama bunlar kedi ve köpekte evrimleştiği için sizin derinizde çoğalamazlar, yavru üretemezler. Dolayısıyla genelde 1-2 gün içinde ölüp giderler. Öyle büyük bir popülasyon üretemezler yani. Anlayacağınız hayvanları rahat bırakın. Kendi uyuzunuza bakın. Görebileceğiniz gibi uyuza yakalanmak dünyanın sonu değil ama çok sıkı bir temizlenme ve izolasyon maratonuna hazır olmanız gerekiyor. Hijyene dikkat etmek ve uyuz şüphesi bulunan yerlerde temastan kaçınmak basit ve etkili önlem yöntemleri. Ola ki uyuza yakalanmışlardansanız şimdiden geçmiş olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.